Annemle Tuna abiye konuyu sen açacaksın değil mi? Evet, her zamanki gibi ben açacağım. İyi, güzel. Yalnız ben öyle konuyu açarken sen de beni destekle yani. Ya söz söz tabii ki canım kardeşim benim. Hep öyle diyorsun, ondan sonra ben konuşurken sen sus pus dinliyorsun. Ya aşk olsun ya, vallahi nankörlük yapıyorsun. Nankörlük mü yapıyorum? Evet. Sözde kahvaltıyı da birlikte hazırlayacaktık, her şeyi ben yaptım. Tabakları ben getirdim bak. O tabakları dizdiysen gerçekten çok büyük bir başarı yani. Güzel, acayip böyle bir hediye bekliyorum. Niye biliyor musun? Yani, takipçi sayım benim çok arttı ya. Yani bana bir sürü hediye yollarlar diye düşünüyorum. Yani, yayınlayayım diye. Yani, yayınlayacağım ki onların da bedava reklamı olsun, anladın mı? Sen yine de o kadar emin olma. Yarın yılbaşı ama bir tane bile hediye gelmedi daha. Genelde son gün geliyor Gönül. Yani son gün ki yayınlayayım ki son böyle şeyinde olsun. Kahvaltıyı mı hazırladınız siz? Evet. Vay 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 vay. Hmm. Her şeyi kendi ellerimizle hazırladık. Tabii canım, Orçun da böyle tabakları çok özenle dizdi. Aferin, ellerinize sağlık çocuklar. Oturun. Oturalım. Yani bu çok güzel hazırlamışsınız da bunun altından bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Ay yok canım, aşk olsun ya, içimizden geldi. Bana, bana sen Mehmet aldı. Bana dur gönül, bana. Bak bakalım kimmiş? Kargo! Kargo! Bana, bana demedin mi Gönül? Günaydın beyefendi. Günaydın, merhaba. Gönül, Gönül kargo. Merve Yücel burada mı? Bana mı? Burada. Babacım al sen. Ben alayım. Al al. Bak kızım benim. Nereye imzalayacağım? Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Merve'ye mi? Merve'ye gelmiş. Ha? Ben de şey zannettim. Al Merveciğim. Al bakalım. Ay ne kadar şık bir paket. Kim? Evet ya, çok güzel paketlemişler. Kimden o? Şey, bir takım arkası. Aa, açsana görelim. Ay yok, açamam şimdi. Video çekip açmam lazım, paylaşmak lazım. Videodan açacağım. Paylaş tabii yani. Paylaşman lazım. Doğru söylüyor. O kadar yollamış adamın. Paylaşması lazım yani. Bozuldu mu sen Tuna? Yani bozulmak anlamında değil. Yani şey anlamında. Hani şey derler ya, onu da öyle yani. Öyle düşün. Yılbaşında konuşalım biraz. Ne yapıyoruz yılbaşında? Bu yıl herhalde hep birlikte bir şey yapmayacağız. Aman yok. Ay geçen sene nasıl kaldık arabanın içinde? Biz plansızız bu yıl. Ne yapacağımız belli değil. Ama bir Haluk'la Meltem'le konuşmak lazım. Gideriz kahvaltıdan sonra. Beraber şeyler yaparız tabii, mutlaka tabii. Yani onlarla. Onlarla tabii. Geçiririz diye düşünüyorum yani. Geldi, geldi. Geldi. Demedim mi kargo? Merve Yücel burada mı? Baba yine sen alır mısın? Sen kalkamadın. Yani evde geçirmek yerine şöyle bir otelin balo salonunda güzel böyle canlı müzikle eğlensek, dans etsek, hatta otelin odalarından birine gündüzden girsek, şöyle biraz keyif yapsak, sonra akşam giyinip balo salonuna insek, eğlensek, gece de dönsek odamızda yatsak. Bence çok güzel dolu dolu bir yılbaşı programı olur. Her neyse, geçti borun pazarı, süreç şeyin iyi de. Meltemciğim, ben sana kibar versiyonunu söyleyeyim. Çok güzel bir programmış ama biraz geciktik. Evet, doğru. Yani şimdi yer yoktur. İnsanlar rezervasyonunu de bir ay önceden yaptırıyorlar. Doğru söylüyorsun. Kusura bakmayın ama Tuna'yı unuttunuz. Ben eğlence dünyasının aranan simalarından birisiydim Kemal abi. Yani ben hallederim, merak etmeyin. Biri misin çocuk oyuncağı? Oğlum bir gün var, neyi hallediyorsun? Abicim ederim diyorsam ederim. Keşke. Ne güzel olur. Serkan'cığım ne haber? İyi misin? İşte biz de oturuyorduk yani. Ya ne diyeceğim? Şimdi bu yılbaşı gecesi biz sana gelelim dedik ya. Sen beni aramadan bak, ben seni arıyorum. Bize şöyle 8 kişilik bir masa yapıversen yerine. Nasıl yani? Hiç mi yok? Hiç yani böyle bir yaparsın sen ya. Bir kişilik bile şey yok. Bana da mı yok yani? O anlamda bir şey yapıyorsun. Anladım. Tamam Serkan'cığım. Hadi yeni yılın kutlu olsun şimdiden. Tamam, daha önceden tabii. Tabii haklısın. Haklısın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Sana da mı Lolo? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.